Bilim seven hepinize merhabalar. Bu videomu üniversite yıllarında henüz sosyal medyanın bugünkü kadar yaygın olmadığı bir dönemde izlediğim Onun Kuvvetleri ya da Power of Ten adında kısa bir filmden ilham alarak yaptım. Bana göre her şeyin başlangıcı buydu. Peki nedir Onun Kuvvetleri? Hazırsanız hep birlikte evrende ne kadar önemsiz bir büyüklükte olduğumuz bu başlangıca en büyükten başlayarak bir göz atalım. Onun 27. kuvveti, yani birin yanına 27 adet sıfır koyduğumuzda oluşan bu ölçüyü, saniyede 300 bin kilometre yol alan ışık bir uçtan diğer uca 100 milyar senede kat eder. Gözlemlenebilir evren tek bir fotoğrafta olsaydı böyle görünürdü. Ne kadar ilginç değil mi? Fakat asıl ilginç olan büyük patlamadan bu yana 13.7 milyar yıl geçmiş olmasına rağmen genişleyen evren modeline göre bu fotoğraf 93.4 milyar ışık yılı çapına sahip. Uzay dokusunun ışık hızını aşan bir sürate sahip olduğunu doğrular nitelikte. Gözlemlenebilir evrenin dışında ne olduğunu bilmiyoruz. 10 üzeri 25 yani ışık bu mesafeyi 1 milyar yılda kat ediyor. Samanyolu galaksimizin de dahil olduğu Başak süper kümesi gibi binlerce süper kümeden oluşan bu parlaklıklar evrenimizin kozmik ağını oluşturuyor. 10 üzeri 23 büyüklüğünde gördüğümüz bu parlak noktalardan birisi de bizim galaksimiz olan Samanyolu galaksisi. 10 üzeri 21 metre yani 100 bin ışık yılı çapına indiğimizde Samanyolu galaksimizi izliyoruz. Bu galaksi 250 milyar yıldız barındırıyor. Diğer bir deyişle ışık Samanyolu galaksisinin bir ucundan bir ucuna 100 bin yılda varıyor. 1000 ışık yılı çapında galaksinin Orion kolunda bulunan içinde güneşimizin de olduğu yerel kabarcığı görüyoruz. Binlerce yıldız ve gaz bulutunun etrafımızı sardığı bu koldan içeri girdiğimizde 10 ışık yılı çapında komşu yıldızlara ulaşırız. Güneş sistemimizin en dışındaki bu şekli ışık bir uçtan bir uca ancak bir yılda kat edebiliyor. Bu Oort bulutu. Merkezinde güneşimiz var. Çevresinde ise milyonlarca buzlu kaya dönmekte. Bazen bu kayalar yörüngesinden çıkıyor ve kuyruklu yıldızları oluşturuyor. Güneş sistemimiz ortaya çıktı nihayet. İçinde Plüton'un ve binlerce cüce gezegenin bulunduğu Kuiper kuşağı ve sırasıyla Neptün, Uranüs, Satürn. Güneş sistemimizin en büyük gezegeni dev Jüpiter. Bu 4 dış gezegenin ve 4 iç gezegenin arasında bulunan asteroid kuşağı ve sonra Mars, Dünya. Bu büyüklükte sadece Ay ve Dünya var. Ne kadar yalnızız değil mi? Bu büyüklük ise dünyamızın çapında. On üzeri 6. Artık burada ülkeler ölçeklerindeyiz. Birin yanına 5 sıfır koyduğumuz bu ölçekte ise şehirler bulunuyor. Bu boyutta ise 72 metrelik anıt kabri görüyorsunuz. 10 üzeri 0. Yani bu sayı 1 metredir. Makrometreden geldiğimiz ve mikrometreye gideceğimiz bu videoda neden metrik sistem dediğimizi ve merkezinde insanın olduğunu anlamışsınızdır umarım. İnsan boyutundan indiğimiz bu seviye gözümüz kadardır. 10 üzeri eksi 2 metre boyutlarında olan bu seviye yaklaşık olarak santimetreler civarındadır. Biraz daha büyütürsek 10 üzeri eksi 5. Yani 10 mikrometre kan hücrelerimizi görürüz. Bu ölçü 10.000'de 1 boyutlarındadır. Nanometreler seviyesindeyiz artık. Burada genetik bilgilerimizin saklandığı
zincir yapısındaki DNA'yı görüyoruz. DNA'yı oluşturan bu moleküllerde hidrojen, oksijen, azot, karbon gibi atomlar bulunur. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan atomlar sadece atomik kuvvet mikroskobu gibi güçlü cihazlarla incelenebilirler. 10 üzeri -10 metre yani 100 pikometre. Bir atom bu boyutlardadır. Güneş sistemine benzemiyor mu? Devam edelim. 10 üzeri -14 metre yani 10 femtometre olan bu ölçüde atomun kütlesinin neredeyse tamamını oluşturan ama atomun 1/1000 biri kadar küçük olan çekirdeği görüyorsunuz. İlginç değil mi sizce de? Bu çekirdekte güçlü nükleer kuvvet tarafından bir arada tutulan nötronlar ve protonlar bulunuyor. 10 üzeri -17 metre yani 10 attometre. Bu boyuta proton ve nötronların içinde bulunan yukarı ve aşağı kuark parçacıkları hükmeder. Kuarklar da çeşit çeşittir. Yukarı, aşağı, garip, tılsım, alt ve üst kuarklar olmak üzere büyüklük sıralamasına göre 6 çeşittir. Ne kadar çok değil mi? Aslında bunlar hiçbir şey değil. Mezonlar, baryonlar, gluonlar, nötrinolar, leptonlar ve benzeri gibi birçok terim vardır atom altı dünyasında. Bu terimler bir pazardaki meyve ve sebze çeşidinden daha çoktur. Kafanızın karıştığını hissediyor gibiyim. Ama Richard Feynman'ın da dediği gibi kuantum fiziğini anladığını söyleyen hiçbir şey anlamamıştır. Neyse, yolumuz çok. Biz devam edelim. Yukarı ve aşağı kuarkların olduğu ölçüyü biraz daha büyütüyoruz. Bu gördüklerimiz garip kuark ve tılsım kuarklardır. Bu kuarkın çekirdek altı dünyaya taşıdığı simetri fizikçileri büyülediği için tılsım ismini almıştır. 10 üzeri -19. Burada alt kuarklar zeptometre boyutlarındadırlar. 10 üzeri -20. 10 üzeri -21. Yoktometreye geçtiğimiz bu ölçüde üst kuarkları görüyoruz. 10 üzeri -23 metre. Yani 10 yoktometrede nihayet son parça nötrinoyu görüyoruz. Maddelerin içinden hiç etkileşmeden geçerler. Elektriksel yükleri sıfırdır ve neredeyse ışık hızında ilerlerler. Daha küçüğü var mı dersiniz? Bir göz atalım. 10 üzeri -25 metre yani 0,1 yoktometre. Üzeri -27 metre yani 0,001 yoktometre. 10 üzeri -30 metre yani 0,00001 yoktometre. 10 üzeri -32 metre yani 0'dan sonra 7 0 sonra 1 yoktometredeyiz. Hiçbir şey yok. Tamamen boşluk. Yoktometreler. Adı üstünde. Hiçbir şey yok der gibi. Daha da büyütelim görüntüyü. 10 üzeri -33. 10 üzeri -34. 10 üzeri -35 metre. Ve son olarak Planck uzunluğunu görmeye başladık. Teorikte en küçük ölçü olarak kabul ediliyor. Her şeyin kuramının ölçü birimidir bu. Bazı bilim adamları sicimlerin bu boyutta titreştiğini ileri sürerken bir kısmı da uzay zaman dokusunu oluşturan kuantum köpüğünden oluştuğunu söylüyor. Planck uzunluğunun ötesinde ne olduğunu bilemiyoruz. Tıpkı gözlemlenebilir evrenin dışında ne olduğunu bilemediğimiz gibi. Peki, Planck uzunluğundan daha küçük olan şey, sizce de gözlemlenebilir evrenin dışında olan şeyle aynı mıdır? İlimden, fenden ayrılmayın ve mutlu kalın.